Rivayet tefsirinin zaafları nelerdir hocam? Rivayet tefsirlerinde arkadaşlar senet yoktur. Yani senet hadisler gibi değildir. Hadislerde senet olarak bize aktarılmıştır değil mi? Ama rivayet tefsirlerinde arkadaşlar senet yoktur. Aynı şekilde dirayetlerde de yoktur. Uydurma mevzu hadisler çoktur arkadaşlar. Artık İsrailiyat bu döneme çok fazla girmiştir rivayet tefsirlerinde. Yani Yahudi bilgileri ya da Hristiyan bilgileri ne kadar doğru ne kadar yanlış varsa eklenilmeye çalışılmış bu dönemde. Yani doğrular da eklenilmiş, yanlışlar da eklenilmiştir. Yani bu konuya ne kadar dikkat edilmişse de bu tefsirlere bu yorumlar girilmiştir. Yani Kur'an'a değil, tefsirlere bu yorumlar girilmiştir. Daha sonra baktığımızda arkadaşlar İsrail'i rivayetler Kur'an tefsirine ilk sokan kişiler kimlerdir arkadaşlar? Mesela Abdullah bin Selam. Bu adam mesela ilk başta Yahudi bir bilgindi, Yahudi bir alim. Daha sonra Müslüman oluyor. Müslüman olduktan sonra da mesela ilimle uğraşıyor. Ne kadar Müslüman olsa da geçmişiyle birlikte geliyor değil mi? Geçmişiyle birlikte geldiği için illaki o geçmişi kendi yorumunu, kendi şeyini etkiliyor, düşüncesini etkiliyor. Yani bu kişiler İsrail'i rivayetleri Kur'an tefsirine eklemiş kişilerdir. Kabul Ahbar ve bin Münebbih İbni Cüreyş. Bu dört kişi bizim için önemli arkadaşlar. Müslümanlar ama yine de ne olmuş? Bu rivayetler eklenmiştir. ÖSYM bunu sınavda sordu arkadaşlar. Çıkmış bir soruda. Dikap alanında sormuştu. Ama DHPT'de de sorabilir mi? Sorabilir. Hocam, tefsir daha çok yani tefsir dersinde ÖSYM daha çok şeyi soruyor. Yazar eşleşmesini soruyor. Yazar eser. Bu açıdan burası bizim için çok önemli. Bazen rivayet tefsirleri hangileridir veyahut değildir veyahut dirayet tefsirleri hangileridir değildir şeklinde soru geliyor arkadaşlar. Bakın burası çok önemlidir. Sorunun geldiği bir bölümdür burası. Ne kadar önemli dirayet tefsirleri varsa burada topladım. Yani burada buranın ezberlenilmesi gerekiyor. Mesela Taberani'nin Camiul Beyan eseri, Begavi'nin Mealimu Tenzil eseri, Es-Semerkandi'nin Tefsirül Kur'anül Azim ya da İbn Kesir'in Tefsirül Kur'an-ı Azim, İbn Ebi Hatim'in Tefsirül Kur'an-ı Azim. Bunlar üçü de aynı isimle gelmiş. Bunlar arkadaşlar önemlidir. Bunların ezberlenilmesi gerekiyor. Bazen de arkadaşlar ÖSYM bu şekilde değil de öncül veriyor. Mesela üç tane özellik veriyor. Üç tane özellik veriyor. Diyor ki bu hangi tefsirdir diyor. Böyle bir durumda da mesela cevap mesela Taberani'nin Camiul Beyanı diyor ki ilk rivayet tefsiridir diyor. Birinci öncü. Tefsir yerine tevil kelimesini kullanmıştır. Rey ile yapılan tefsiri haram kabul etmiştir şeklinde üç öncülü verir. Der ki hangi tefsirdir bu der. Taberani Camiul Beyan. Veyahut itikadi ayetlerin yorumunda Maturidi mezhebini esas almıştır dersen Es-Semerkandi'nin Tefsirül Kur'anil Azim eseri. Ve mesela İsrailiyatı çok kullandığı için eleştirilmiştir bu kişi. İbni Teymiye'den çok etkilenmiştir. Tefsir yollarının en güzeli Kur'an-ı Kerim ile pardon Kur'an'ı Kur'an ile tefsir etmektir diyor. Bu madde çok önemli. Bireyde ve toplumda var olan olumsuzlukları giderecek olumlu yönde değişime sebep olacak rivayetleri kullanmıştır şeklinde. Bu öncüllerden ikisini, üçünü, dördünü verir arkadaşlar. Hangi tefsirdir der. İbn Kesir'in Tefsirül Kur'anil Azim eseridir arkadaşlar. Bu şekilde soru gelir. Şimdi arkadaşlar geldik. Dirayet tefsirlerine. Sizde görüntü açıldı mı arkadaşlar? Telefonda dondu da benim acaba. Sizde nasıl? Şu an
Dirayet tefsirleri görünüyor mu? Dirayet kitaplar var, resim var. Benim telefondaki görüntü halen sabit. Sizde nasıl acaba? Ha, şu an geldi. Sanırım şu an geldi. Aynen, geç düşüyor arada. Ben çeviriyorum ama geç düşüyor şey. Niye böyle oldu bilmiyorum. Acaba çok fazla görsel kullandığımız için kaldırmıyor mu ne? Şimdi kıymetli arkadaşlar. Tefsirleri neymiş hocam? Dirayet tefsirleri ayetlerin tefsirinde rivayetlerin yanı sıra müfessirin kendi yorumuna yer verdiği tefsirlerdir. Yani müfessir burada arkadaşlar kendi yorumuna yer verir. Peki hocam, burada dirayet tefsirlerinin diğer isimleri nelerdir diye bir soru gelirse aklımıza rey gelmesi gerekiyor. Makul gelmesi gerekiyor ve akli tefsir gelmesi gerekiyor. Bu üç isim bizim için önemli dirayet tefsirlerinin diğer isimleridir. Rey, makul ve akli tefsir. Müfessir burada arkadaşlar lügate, gramere, edebiyat gibi dil bilimle ilgili ilimlere de önem vermiştir. Bu yöntemle yapılan tefsirin muteber kabul edilmesi için şu şartların taşıması gerekir arkadaş. Eğer bu şekilde bir tefsir yapılacaksa şu şartları taşıması gerekiyor. Yani eğer bir tefsiri dirayet tefsiri diye piyasaya süreceksen şu şartları yerine getirmen gerekiyor. Bir, müfessir mezhep taassubuyla yorum yapmamalı. Yani sen hangi mezhebe mensup isen o mezhebin görüşüyle o tefsiri yapamazsın diyor. Tamamen bireysel yorumlardan kaçmalısın diyor. Mesela burada ne kadar müfessir kendi mezhep taassubuyla yorum yapmamalı desek de birçok kişi mesela kendi mezhebinin görüşleriyle tefsir yapmıştır. Ehl-i sünnet olsun, mutezile olsun, hariciler olsun kendi görüşleriyle illaki etkileniyorlar. Yani etkiliyor bu görüşler, itikadi görüşler. Tefsiri her türlü etkiliyor. Burada tamamen bireysel yorumlardan kaçmalı diyor. Mesela tamamen şahsi yorum olmamalı. Bir delile dayanmalısın. Eğer mesela sen Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayetini tefsir edeceksen sadece kendi yorumunu katamazsın diyor burada. Evet, yorumunu katabilirsin ama bu yorumun da bir delile dayanması gerekiyor. Ne bileyim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken mesela burada neyden bahsediyor? Bunun bir delili var mı? Bana başka bir ayetten bir delil göster diyor. Bu şekilde başka bir ayeti delil gösteriyorlar. Bir hadise de delil gösteriyorlar. Ya da başka bir şey delil göstererek yorum yapıyor. Yani tamamen şahsi bireysel bir yorum da değil aslında burada. Bu yüzden delile dayanması gerekiyor. Bir diğeri müteşabih ayetlerin bilincinde olmalı. Hocam eğer sen tefsir yapacaksan yani dirayet tefsiri yapacaksan müteşabih ayet mi, muhkem ayet mi onu bilmelisin. Muhkem ayet neydi? Açık olan ayet. Yani herkesin anladığı ayet. Ama müteşabih ayet kapalı olan ayettir. Herkes ayetin hakikatini herkes anlayamaz. Ancak onun hakikatini bizzat Cenab-ı Allah bilir. Mesela Yasin kelimesi, mesela Elif Lam Mim kelimesi, mesela Hamim kelimesi. Ne olduğunu bilmiyoruz. Hakikatini ancak Allah bilir. Bu yüzden tefsir yapacaksan bu müteşabih ayetlerin de bilincinde olup o şekilde tefsir yapman gerekiyor. Müteşabih ayetlerin bilincinde olmalı. Gayba dair ayetlerin yorumunda rivayetlere dayanmadan yorum yapılmamalı. Hoca mesela gaybi bir bilgi var. Sen bu gaybi bir bilgiyi herhangi bir delile dayanmadan, herhangi bir rivayete dayanmadan yorum yapabilir misin? Yapamazsın. Yani mesela Peygamber Efendimizin bu gayb ile ilgili söylediği sözleri dikkate almalısın ya da ayetlerde geçen gaybi haberlere dikkat etmelisin. Bunlara dikkat ederek bu tefsiri yapman gerekiyor.
Burada hocam dirayet tefsirleri ne kadar sahabe ve tabiunun görüşlerinden istifade etmişlerse de daha çok bunlar artık ihmal ediliyor. Daha çok müfessir burada kendi yorumuna değiniyor. Evet, mesela rivayetler var, sahabe, tabiun, peygamber, onların yorumları var ama bir de müfessir kendi yorumuna yer veriyor. Burada daha çok müfessir kendi yorumuna yer verdiği için sahabe ve tabiunun görüşleri bir nebze ihmal edilmiş, arka plana itilmiş. Bu da dirayet tefsirlerinin zaaf noktalarından bir tanesidir. Burada nakil ihmal edilir. Yani burada yine aynı şekilde Kur'an, sünnet daha çok hani evet hani tabii ki delillere dayandırılıyor ama daha çok burada nakilden önce akıl ön planda. Akıl naklin önüne geçmiş bir tık. Akli yorumdur bu dirayet tefsirleri. Zaten adından da anlaşılıyor, bakın akli tefsir ya da rey. Rey ne de hocam? Görüştür, değil mi? Rey görüş demektir. Akli tefsirler arkadaşlar burada ne? Dirayet tefsirlerinin ön plana çıktığı olan unsurlarıdır. Müfessir burada bireysel yorumunu tefsire yansıttığı için bu da zaaf noktalarından birisidir. Gaybi ayetlerin akla dayanarak yorumlanması. Gaybi bir bilgi varsa sen onu ne yapıyorsun? Akla dayanarak yorum yapıyorsan bu zaaftır. Dirayet tefsirinin zaaf noktalarından birisidir. Aynı şekilde hocam rivayet tefsirleriyle ilgili bilinmesi gereken şu eserlerin de ezberlenmesi gerekiyor. Maturidi'nin mesela Tevilatül Kur'an eseri önemlidir. Fahrettin Razi, Mefatihül Gayb, Kadı Beydavi, Envarü Tenzil, Nesefi'nin, Medarikü Tenzil, Zemahşeri'nin, Keşşaf, Mutezili'dir mesela. Ebu Suud İrşadüs Aklı Selim, Reşit Rıza, Tefsirül Menar, Arusi'nin Ruhul Meani gibi bunlar dirayet tefsirlerinin çeşitleridir. Bunlar da arkadaşlar ezberlenmesi gerekiyor. Soru halinde gelir, çok önemlidir. Şimdi arkadaşlar geldik bazı önemli dirayet tefsirlerine. Mesela ÖSYM der ki günümüze ulaşan ilk dirayet tefsiridir. Birinci öncül. İkinci öncül itikadi ve fıkhi mezheplere dair bilgilere yer verir der. Üçüncü bir öncül daha koyar. Der ki bu hangi tefsir çeşididir? Maturidi'nin Tevilatül Kur'an tefsiridir arkadaşlar. Bir diğerine baktığımızda Fahrettin Razi'nin Mefatihül Gayb eseri ayetlerin yorumu ile ilgili bütün bilgileri içeren ansiklopedik bir eserdir derse, ayetlerin yorumu ile ilgili bütün bilgileri içeren ansiklopedik bir eserdir. Bakın ansiklopedik bir eser derse birinci öncül. Tefsirinde surelerden elde edilecek faydalardan, hikmetlerden, kelami meselelerden bahsetmiştir derse ya da tefsir Razi'nin tefsirinde tefsirden başka her şey var demişlerdi. Sözü Fahrettin Razi'nin Mefatihül Gayb eseri için söylenmiştir. Yani tefsirden başka her şey var. Bu söz de önemlidir arkadaşlar. Bu sözü de öncül olarak verirler. Eğer böyle bir öncül gelirse cevabımız Mefatihül Gayb Fahrettin Razi olur.